Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya ben. Bugün size hipogonadizm nedir? Hipogonadizm ile ilgili ilaçlar, preparatlar nelerdir? Ve optimal testosteron seviyesi kaç olmalıdır? Bununla ilgili kısa video sunum olacak. Bu videoda verdiğim bilgiler tedavi amaçlı değildir. Herhangi bir doktor kontrolü altında yapılmasını kesinlikle önermiyorum. Bilgi verme amaçlıdır sadece. Hipogonadizm nedir? Hipogonadizm, hipofiz bezinin bozukluğuna bağlı seks hormonlarında bozukluk ve bunların semptomlarıyla meydana gelen şikayetler topluluğudur. Bununla ilgili problemlerdir. Hipofiz bezinden salgılanan bir aks vardır bütün erkeklerde. Bu aksın bozulmasında aslında şikayetler ve problemler meydana gelir. Şimdi optimum testosteron seviyesi kaç olmalıdır? Bu hala tartışılan ama günümüzde bizim rehberlerimizde 300 nanogramla 1000 nanogram arasında olması gereken total testosteron için bahsediyorum bir değerdir. Şimdi 300 ile 1000 arasında aslında bayağı bir aralık vardır. Ve biz hastalarda 300'ün altında hiçbir şikayet görmezken 400'lerde şikayet görebiliyoruz. Burada hastanın total testosteronu 400 olduğu zaman hastanın şikayeti olmayacak diye anlamına gelmiyor. Testosteronu yükselttiğimiz zaman hastanın şikayetleri tamamen düzelebiliyor. Burada en önemli şey hastanın klinik durumudur. Şimdi sadece total testosteron değil, aynı zamanda seks hormon bağlayıcı globulin, Walter testleri, onun dışındaki FSH'ı, LH'ı, diğer hormonları da hastanın önemlidir. Burada aynı zamanda bir bioaktif testosteron dediğimiz bir parametre daha da vardır. Bunu hesaplayabilmek için serbest testosteron ve seks hormon binding globulini hesaplayarak bioaktif testosteronu vücuttaki ölçmek. Buna göre hareket etmek daha önemlidir ama her zaman böyle bir fırsatımız olmuyor. Eğer hastanın total testosteron normal ise, gene şikayetleri varsa serbest testosteronu bakılması öneriliyor. Optimum testosteron seviyesi, önerilen seviye 600 nanogram bölü desilitredir aslında. Yani benim kendi klinik tecrübemi soracak olursanız, ben her gün testosteron baktırıyorum hastaları ama 600 yakalayan hasta sayısı ayda 1 ya da 2'dir açıkçası. Onun dışında 4, 5, çoğu zaman da 3'ün altında tabii şikayeti olan hasta 3'ün altında geliyor ne yazık ki. 600'lerde, 700'lerde olan hastaları da gördüm ki yani gene de cinsel problem olabiliyor bu hastaların 600'lerde, 700'lerde. Yani elektrik disfonksiyonuna gelen hastalar oluyor. Hastanın total testosteron seviyesiyle ilgili değil. Psikolojik mod, cinsel iletişimi partneriyle bunlar da çok önemli. Bence zaman zaman organik sebeplerin üstüne geçiyor psikolojik sebepler. Bunlar da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor hastalarda. Ama bizim bugün konumuz testosteron. Testosteronu arttırmak için kullandığımız ilaçlar, ürünler nelerdir? Bu konuda en çok kullandığımız ürün testosteronu kendisidir, doğal testosterondur. Türkiye'de legal olarak 3 tane testosteron preparatı var. Bir tanesi Sustanon, İkincisi Nebido, üçüncüsü de Testojel'dir. Testojel yeni girdi. Bir uzun dönem yoktu Türkiye'de. Sustanon'un içerisinde 3 çeşit testosteron esteri vardır. Kısa, orta ve uzun etkili. Avantajları nedir? Ayda bir kere yapılması ve ucuz olması. Dezavantajları nedir? Enjeksiyon şeklinde yapılması, enjeksiyon ağırlı olması ve ciddi testosteron dalgalanmalarına sebep olması kanda. Nebido dediğimiz ilaçta gene testosteron vardır, doğal testosteron. Undekanat esteri vardır. Uzun etkilidir. 3 aylık formda üretilmiştir. Fiyatı pahalıdır. Enjeksiyon şeklinde yapılır. Enjeksiyon yerinde hafif bir ağrı yapabilir. Bir de testojel vardır. Testojel adı da üzerinde jel şeklinde olan bir formdur. Her gün uygulanır. En büyük avantajı enjeksiyon olmaması ve testosteron dozunun kanda dalgalanmamasını sağlar. Bir pakette 30 adet bulunur ve hasta onu her gün kılsız bir bölgesine sürer. Testosteron ürünlerinin dezavantajı sperm üretimini yavaşlatması ya da durdurması ve testisleri küçültmesidir. Onun dışında kullandığımız ürünlerde sperm kalitesinin bozulması ya da testislerin küçülmesi olmaz. Bunlar nelerdir? SERM'ler dediğimiz seçici östrojen reseptör modülatörleri. Bunlar Klomen, Arimidex, Tamoxifen gibi ürünler. Aynı zamanda Human Chorion Gonadotropin dediğimiz HCG, eski ismiyle Pregnin, yeni ismiyle Cormium olan üründür. Bu ürünlerde
sperm kalitesi, sperm testis büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmaz. Böyle yan etkileri yoktur. Senlere gelecek olursak, senler eski ilaçlardır aslında. Klomen 1964 yılında üretilmiş, 84'te Türkiye'ye girmiş. 30 yılın üzerinde hem erkeklerde hem kadınlarda kısırlık için kullanılmış. Bogonodizim için de uzun dönem çalışmalar olan, yaklaşık 3 yıllık çalışmalar bunlar, güvenilirliğini kanıtlamış ürünlerden bir tanesidir. Ucuzdur. Testosteron seviyelerini bir ay içerisinde 300'lerden 600'lere, 700'lere kadar çıkartabilir. Östrojen üzerine ciddi bir etkisi yoktur. Östrojeni de arttırır ama benim tecrübelerime gerek hiç daha şimdiye kadar östrojeni modüle etmek zorunda kaldığım hasta olmadı tedavide. Onun dışında aromatoz inhibitörler var. Bunlar da ben de bütün klinikte kullanmıyorum. Sadece östrojen yükselirse kullanıyorum. Östrojen yüksekliğinde testosteron arttırmak için, östrojeni bastırmak için kullanılan ürünler. Bunların uzun dönem çalışmaları var. Armidex de yalnız erkeklerde HDL'nin ciddi derece düşmesini, depresif mod yaptığını birçok yayın göstermiş. Ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bir de human chorion gonadotropin HCG. HCG'de de enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Haftada 5000 ünite yapmanız gerekiyor. Yaptığınız zaman ciddi derecede testosteron arttırıyor, LH etkisi yaratıyor. Östrojeni de arttırıyor yalnız. Östrojeni de baskılamak için gerektiği zaman ya dozu düşmek ya da aromatoz inhibitörünü tekrar kullanmanız gerekebiliyor. Açıkçası bu da hipogonadizmde yapılan çalışmalara bu da güvenilir. Hatta testosteronla beraber preklinik ya da HCG kullanılan çalışmalar var. Hem testosteron verip hem de HCG verdiğiniz zaman testislerde küçülme olmuyor. Bu da bir avantaj hipogonadizm hastalarda. Bunun dışında en çok kullanılan ürünler bunlar. Testosteronu arttırabilmek için. Ama benim önerim bu ürünlere mahkum kalmadan hastanın beslenmesine, uykusuna, sporuna, psikolojik moduna, cinsel partnerine beraber ilişkisine dikkat ederek testosteron her zaman belli bir seviyede tutmayı başarabilir. Çünkü dediğim gibi cinsel hayatta olsun, hani erkek sağlığında olsun testosteron her zaman en önemli şey değildir bence. Bir de sarımsaklar vardır. Sarımsaklar dünyada son 20 yılda üretilmiş. Testosteron yani androjen reseptörüne ileri derecede seçici, doku seçiciliği olan şu anda dünyada legal formu yani kanuni formu olmayan bir molekül grubudur. Yaklaşık 40-50 tane sarımsak vardır. Yani sürekli de artıyor. Yeni moleküller çıkıyor. Ama hiçbir molekül şu anda bir hastalık için endikasyon alamadı. Hayvan çalışmaları ve hücre bazlı çalışmaları var. İnsan çalışmaları çok sınırlı yapılmış ve süresi de çok sınırlı. Bir ay civarında gönüllülerde kullanılmış. Bir tanesinde 20 hasta üzerinde denenmiş. 2 hasta da 20. günde karaciğer fonksiyonlarında yükseltme yapmış. Diğer 18'inde herhangi bir problem yaratmamış. Kas dokusunda bir artış sağlamış. Yağ dokusunda biraz azalma sağlamış. Östrojen metabolizması üzerine herhangi bir değişiklik yaratmamış. Yine keza hayvan çalışmalarında farmakokinetik etkileri çok iyi. Bence ileride testosteronun yerini alabilecek bir molekül çıkabilir sarımsaklar arasında. Ama şu anda FDA'nin kendi sitesinde sarımsaklarla ilgili ciddi uyarılar var. Kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Sarımsaklarla ilgili yapılan başka bir çalışmada 40 tane alınan sarımsak değerlendiriliyor. Ancak 18 tanesinin içerisinden sarımsak çıkıyor. Diğer 22'si içerisinden hiçbir şey çıkmıyor. Geri kalan 18'inden de 5 tanesinin içerisinde dediği kadar madde çıkıyor. Diğer 13 tanesinin içerisinde miktar olarak ya eksik ya fazla çıkıyor. Sarımsak kullanmak ton bala çekmek gibi bir şey. Ne yapacağınızı, ne kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü bir kontrol mekanizması yok. Üreten firmanın israfına kalmış tamamen olay. Üreten firmada kontrol olmadığı için o gün artık şansınıza seride çıkan iyi mal, kötü mal ne çıkarsa artık şansınıza. Ben sarımsak kullanılmasına kontrol mekanizması olmadığı için kesinlikle önermiyorum. Uzun vadeli çalışmalar olmadığı için önermiyorum. Çünkü anabolizan tüketleri insanlar 5 sene, 10 sene kullanıyor. Bir sarımsı yıllarca kullandığınız zaman ortaya ne çıkar? Onu ancak gelecek gösterecek bize. Ama ben şuna da inanıyorum. Sarımsakların arasından kesinlikle
Testosterondan daha iyi bir molekül çıkacak hem hipogonadizm için hem infertilite için. Ama çok daha zamana, çok daha çalışmaya ihtiyaç var. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.